Herkese merhaba sevgili teknoloji oku izleyicileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için Remington DuraBlade Pro M70 saçma sakal düzeltisi inceliyorum. Ürünle ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda. Hep beraber izleyelim. Hipster denilen akımla beraber ve sakallı erkekler moda oldu. Ben çok sakal bırakmayı seven birisi olmasam da etrafımdaki bazı arkadaşlar da görüyorum. Sakalları uzuyorlar, kesiyorlar, kestiriyorlar, berberle düzelttiriyorlar vesaire. Ama aslında bunu kendi evimizde de, kendi imkanlarımızda da yapabilmemiz mümkün. Fakat biraz özel cihazlara ihtiyacımız oluyor. İşte DuraBlade Pro, Remington tarafından geliştirilmiş DuraBlade Pro bu iş için özel olarak üretilen bir ürün. Aslında standart bir böyle tıraş makinesine benziyor. Hemen şöyle göstereyim. Şuradan şöyle kameramızın ekranımıza tutalım. Evet. Standart bir gördüğünüz gibi bir tıraş makinesine çok fazla benziyor. Şu kısımda bir başlığımız var. Şöyle tutayım. Kısmen oynayabilen bir başlık. Bu başlık değiştirilebilir. Biraz sonra detaylarını söyleyeceğim. Aslında ürünün yaptığı iş şu. Sakallarımızı kesmek için ve düzeltmek için kullanılıyor. İster kısaltabiliyorsunuz sakallarınızı. İsterseniz de hani işte uçlarını düzelteyim, kenarlarını düzelteyim, ne bileyim favorilerimi düzelteyim vesaire gibi işlemler de yapabiliyorsunuz. Önce cihazın ben birazcık teknik özelliklerinden ve görünümünden bahsedeyim. Daha sonra nasıl kullanıldığı konusunda bilgi vereceğim. Teknik özelliklere baktığımızda üzerinde bütünleşik bir pilimiz var. Pil hemen şurada. Şuradan göstereyim şöyle. Alt kısımda bulunan bir yuvadan şarj ediliyor. Özel bir yuva yalnız bu arada bu. Özel yuva. Onu şarj etmemiz için de gerekli olan şöyle 2 adet. Şimdi şöyle bir adaptörümüz var. Bu adaptör standart aslında bir cep telefon adaptörüne benziyor ama bir dişi USB bağlantısı var üzerinde. Sadece aradaki tek fark o. Bu kabloyla şarj ediyoruz cihazımızı. Bunun bakın ucu özel. Bunu kaybetmemeniz gerekiyor. Kaybedersiniz. Diğer ucu normal USB ama bu cihaza taktığımız yani DuraBlade Pro'ya taktığımız tarafı özel bir şekilde tasarlanmış. Bunu kaybederseniz sıkıntı olur. Bunu söyleyeyim. Cihazın genel görünümüne bakacak olsak böyle turuncu renkli bir dikkat çekici bir tasarımı var. Su geçirmiyor. %100 su geçirmiyor. Su altında da yani su altında derken banyoda vesaire filan da kullanabiliyorsunuz. Su geçirmeme özelliği var. Şimdi M70 modeli var bizde. Bir de M50 var. M70'te 2 adet uç çıkıyor. Bir tanesi bu ucumuz standart. İşte kısaltmak için vesaire için kullandığımız. Bir de daha küçük bir ucumuz var. Onu da şöyle göstereyim. Bu daha küçük uçla ince detaylarda böyle sakalımızı, kenarlarını vesaire, bıyıklarımızı vesaire alırken kullanıyoruz. Şimdi başlık nasıl çıkıyor hemen onu da göstereyim. Şu kafamızı şurada tutalım şöyle. Çeviriyorsunuz. Çektiğiniz zaman geliyor. Çok basit aslında. Şöyle ucu içinde göstereyim. Bir daha takacak olsak. Şöyle taktık. Şimdi yan duruyor, yani yumuk duruyor daha doğrusu. Şöyle çevirdiğiniz zaman kilitlenmiş oluyor ve cihaz kullanıma hazır hale geliyor. Bu arada bu uçları değiştirmeye gerek yok. Yani standart bir sakal tıraşı olduğumuz, tıraştan bahsediyorum burada kısaltmadan değil. İşte jiletin vesaire gibi uçlarını değiştirmemize gerek yok. Ancak bu ürün de sinek kaydı tıraş yapmıyor. Onu belirtelim. Hani bazı yorumlar gördüm ben sosyal medyada. Bu ürünü alıp işte bir tıraş olmayı düşünenler. Bu ürün sinek kaydı bir tıraş yapmıyor. Onu baştan belirtmiş olalım. Bu ürün sadece sakal kısaltmak için. Aynı zamanda saçlar için de kullanılabiliyor. Birazcık bilginiz varsa saç için de kullanabilirsiniz. Ama birinin size yardım etmesi gerekiyor. Onu belirtelim. Ama asıl işi sakal. Hani öyle bir şey iddiası yok. Hani sinek kaydı tıraş yapma gibi bir iddiası yok. Öyle bir iki fotoğrafını gördüm ben internette ama öyle bir ben denedim olmuyor. Yani onu söyleyeyim. Sonradan hani beni vay böyle bir özelliği varmış bunu niye söylemedin ya da söyledin ama yapmıyor demeyin. Böyle bir özelliği yok. Ben en azından denedim de olmadı yani. Bunun dışında işte bir açma kapama düğmemiz var. Şuraya basarak çalışıyor. Şimdi birazcık ses yapacak. Bayağı şu an ses yapıyor yani. Siz de duyuyorsunuz şu anda. Bu arada cihazla beraber 1, 2, 4 ve 6 mm olmak üzere başlıklar geliyor. Şimdi kesme tarakları geliyor daha doğrusu. Ne işe yarıyor bunlar? Bunları böyle takıyoruz. Şöyle dur bakalım. Takamadık ama. Evet taktık. Şöyle bakın. Böyle taktık. Bundan 4 tane var. Bunun gibi.
Bununla beraber 4 tane var. Bunlar tabi çok daha, şimdi benim sakalım o kadar uzun değil ama çok daha uzun sakallar için böyle istediğiniz seviyede, hani daha kısaltmak için, tamamen sıfırlamak için değil ama kısaltmak için bunları kullanıyorsunuz. Bunun gibi şöyle göstereyim. Şuraya kenara koyalım. 2, 3 ve 4. Şöyle elimde göstermiş olayım. 4 tane çeşitli boylarda, farklı boylarda. Ki az önce söylediğim 1, 2, 4 ve 6 milimetre olmak üzere şeyleriniz var. Aslında bunları ben denedim biraz. Sakal, saç içinde kullanabilirsiniz bu arada. İşe yarıyor. Elbette bu ürünün asıl işi saç kesmek değil ama eli yatkın birisinin elinde bayağı saç kesebilirsiniz. Onu da söylemiş oluyor yani. Bayağı sağlam ve hızlı bir şekilde kesiyor. Şimdi kısa bir demo yapacağım ben. Saçım benim çok uzun, sakalım çok uzun değil. Şu an görüyorsunuz, ekranda da göstereyim sizlere. Çok uzun değil ama hani nasıl kestiğini görmez açısından en küçük ucu takalım şuraya. Şöyle bir. Evet, şimdi taktık ucumuzu. Şimdi çalıştıracağım, birazcık gürültü olacak. Gördüğünüz gibi birazcık ellerim de böyle, şimdi şunu kapatayım, birazcık ellerim de böyle üstüm başımda hafiften tüy oldu. Gördüğünüz gibi fena değil. Yani şuralarını almadım ama buraların bakımı epey kısalttı. Şöyle yakından da göstereyim. Yani fena değil. Özellikle tabii bu kadar kısa sakal için olmayabilir ama biraz daha sakal uzunsa gayet işe yarayacağını söyleyebilirim. Bu arada dediğim gibi su geçirmediği için istediğiniz gibi yıkayabiliyorsunuz. Suya sokup suyun içinde bütün temizliğini su üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu önemli bir ayrıntı olmuş. Şarj meselesinden biraz bahsetmek istiyorum. Tam şarj ile 60 dakika boyunca kullanabiliyorsunuz. Hemen alt kısmında, şimdi burada görünmüyor ama ben detaylarda koyacağım, bir LED lambamız var. Kırmızı yanan bir LED lamba. Bu LED lamba yanıp sönmeye başladığında pil durumu az oluyor. Hiç yanmadığı zaman şarja taktığınız halde, o zaman tam olarak dolmuş anlamına geliyor. 4 saatte, yani sıfır tamamen boşalttığınız zaman 4 saatte şarj oluyor. Ve 60 dakika boyunca bunu kullanabiliyorsunuz. Islak kuru özelliği var. Ben az önce kuru yaptım ama mesela köpükle vesaire de yapabilirsiniz. Ama videodan az önce de bahsettiğim gibi bu ürün sinek kayı tıraş yapmıyor. Bu ürün sakal kesi kısaltmak için, sakala şekil vermek için. Aynı zamanda biraz zorlarsanız saç için de kullanılabiliyor. Ama dediğim gibi onu söyledim. Bunun asıl işi saç için kesim değil. Ama birazcık konudan anlayan birisi varsa etrafınızda, bunu verdiğiniz zaman rahat bir şekilde saçlarınızı da kısaltabilirsiniz. Onu da belirtmiş olalım. Fiyat konusuna gelecek olursak, cihazın fiyatı, ben bunu test ettim de, Ağustos ayı başlarında test ettik. Yaklaşık 269 TL'ydi. Ucuz mu? Çok ucuz değil. Çok daha ucuz çözümler var mı? Evet var ama hani onlar da bu kadar, bu oranda işe yarar mı yaramaz mı ayrı tartışma konusu ama bence fiyatının makul olduğunu söyleyebilirim. Bu da bıçaklarını değiştirmeye gerek duymamasının önemli bir etken. Bir kere alıyorsunuz, bir daha ömür boyu, ki yaklaşık 7 yıl kullanım ömrü var bu arada, teknik speklerinden de baktım. 7 yıl boyunca kullanabiliyorsunuz. Yani bence verilen rakamı rahatlıkla karşılayacak bir durum. Öte yandan başlıkta az önce söyledim, yeni bir küçük bir başlığı daha var. Çift başlıkta geliyor bu model. Bu biraz daha böyle hani sakal konusunda daha hassassanız, böyle ince dokunuşlar yapmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Tabii veya bıyıklarınız için şöyle hani açayım ben, bir deneyelim isterseniz. Tabii şimdi benim sakalım o kadar uzun olmadığı için pek olmuyor açık söylemek gerekirse.
Şimdi alıyor şu anda ama çok azalıyor. Bu biraz daha böyle sakalı daha gür, daha çok. İşte hipster dediğimiz arkadaşlar için daha çok olabilecek bir ürün. Veya sakalı daha gür çıkanlar, daha çok olanlar, uzun süredir sakal uzatanlar için aslında işe yarayacak bir şey. Onun dışında hani böyle çok kısa sakallar için hani olur mu? Bence biraz zor olur, onu söyleyeyim. Böyle bir şeye yatırım yapmaya gerek yok. Tıraş bıçağı makinesiyle falan da düzeltebilirsiniz. Ama ben sürekli sakallı dolaşıyorum ve sakallarımın da bakımı, temizliği, işte kısaltılması, işte kenarların düzeltilmesi benim için çok önemli diyorsanız tabii ki önerebileceğimiz bir ürün olmuş. Bir videonun daha, ki enteresan bir videonun daha sonuna geldik. Bu ürünle ilgili veya diğer ürünlerimizle ilgili her türlü görüş, yorum, eleştirinizi gerek bu videonun altına gerekse ilgili bir videonun altına yazabileceğiniz gibi bize teknolojioku.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.